Hem açtın. Bir kere bu konu hakkında konuşayım. İsterlerse Lütfen. Kulüpler Birliği dahil. Türkiye'de 2021 20 Ekim'inde o zaman Serdar Tatlı Federasyon Başkanı, herkes de böyle o arkadaşımızı yıpratmak istemiyorum. Bu konuyu konuşuyorum sürekli ki dün Levent Düzemen de Ağspor'da çok doğru bir şey söyledi. En güzel sezon o zamandı diyor. Kaldı ki Galatasaray'dır ikinci olmasına rağmen söylüyor. Beşiktaş şampiyon, Galatasaray, Fenerbahçe. Çünkü. Kötü de gidebilirdi. Ayrı konu canım. Şimdi o zaman, şimdi hani VAR kayıtları falan açıklandı. Bugün Divan Kurulu'nda Ali Bey, Ali Palabıyık dahil bir konuştu ya sürekli. MHK başkanı da değişti. O zaman hakemlerde suistimal var mı diye, çünkü bir ara bugüne benzer olaylar olmaya başladı. Böyle Serdar Tatlı döneminde de oluyor. Dedim, olmuyor değil yani. Onu anlatayım. Serdar Tatlı, ya burada tuhaf durumlar oluyor dedi bizim bir abimiz. Bir bak bakalım dedi. Onun ben bakamayacağıma sen bakamayacağına göre. Serdar Tatlı gidiyor, şeyi dinliyor, kayıtları. Bakın çok önemli bir şey anlatıyorum. VAR kayıtlarını dinliyor. Suistimaller var, olmayanlar var. Ama bunu kamuoyuyla paylaşmıyor. Böyle tele çıkıp da VAR kaydı falan Evet. demiyor. Geliyor, diyor ki şu Dört tane. dört tane futbol camiasından uzaklaşmalı diyor. Çünkü elimde belge var diyor. Dinledim diyor. Buraya kadar tamam mı? Ama talimatlar yeterli değil. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyor. Diyor ki ben MHK başkanı olarak sizden talimat değişikliği yapmanızı istiyorum. Çünkü bu arkadaşların burada olması sıkıntılar yaratır diyor. Sonra 20 Ekim gecesi o zaman hukuktan sorumlu Mehmet Baykan gecenin yarısı hemen hop 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 yapıyor. Derken kurallara uygun bir şekilde TFF'ye yolluyor gece maille ve talimat değişiyor. Ne oluyor? MHK başkanı rahat karar alabiliyor. Bu oyun hakemler diye. Bakın bahsettiğim 2021 20 Ekim. İlk defa böyle bir şey oluyor. Sessiz devrim yani aslında. Net. Doğru mu? Sessiz Net. devrim. Ben şimdi seslendiriyorum devrimi. Sonra diyorlar ki federasyon ya bekleyelim. Yarın olsun Nihat Bey başkan ve yönetim Servet Bey'lerin olduğu yönetim. Olur mu? Fakat bu ara kendileri de biliyor suistimali. Yani belgeli ellerinde. Yetkililer ya. Bugün yapmasak, yarın yapsak, öbür gün yapsak, sağda solda yapsak ya diyorlar ki hani devlet müdahale etmeli diyor ya Ali Bey. O zaman da tabii devlet diyor ki kardeşim siz ne yapıyorsunuz orada diyor. Böyle bir durum varsa hala diyor. Sordukları zaman. Gönderin gitsin. Sonra geliyorlar. Diyorlar ki efendim işte UEFA bizi var ya mahveder. Olmaz diyorlar. Peki aynı kişiler 13 kişiyi 13 kişi gittiği zaman UEFA neredeydi? Cüneyt Çakır'dı, FIFA kimiydi? Demek ki o gerekçe değil. Ama o gün bu uygulama yapılmış olsaydı şu gün bunları konuşmayacaktık. Çünkü o VAR kayıtları demek ki ne VAR kayıtları varmış ki hangi kulüp olursa olsun o sorumlu olarak hallediyor bu işi. Resmi şu anda gitsinler Türkiye Futbol Federasyonu resmi yazı duruyor. İsmini de veriyorum. Genel Sekreter Kadir Kardaş'a teslim edildi. Federasyona verildi başkanı. MHK başkanı verdi onları. Artı 50 gözlemci için verdi. Hani akraba makraba işleri var ya. Tabii, resmi 50 belge. tane. Evet böyle verdi dedi ki bunu bilirsin. Hop 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 yaptılar. O arkadaşları 3-5 maç görev vermediler yalandan yere. Sonra Trabzonspor Fenerbahçe maçı Kadıköy'de. Maalesef Nihat Bey'e maalesef diyorum çok ciddi. Ben maçtayım o günde. Maça gittim. Bir birlik maça geçen hafta izledim. Federasyon üyelerini falan böyle tribünler bağırıyor falan. Bunlar çok üzülerek, haklı olarak üzülerek gittiler. Gece maçı. Hemen bir toplantı sabah. Hop hop 2-3 tane yöneticiyle birlikte. Bak 2-3 yöneticiyle. Diğer yöneticilerin haberi yok. Online bağlanalım. Onu yapalım, bunu yapalım dediler. Kesinlikle Ferhat Gündoğdu'nun dışında bilen MHK üyesi yok. Bu arada Ferhat Gündoğdu da o gönderdiklerin hakemlerden dört tanesini o gün maça verdi. Ve aynı Ferhat Gündoğdu şunu dedi. Bir gün bile dayanacak durumumuz yoktu. Ne maça vermişsin sen o gün? Pazar günü maç yönetti Hüseyin Göcek. Sen bir dakika durmayacak. Çağırmışlar aman aman bunu imzala bunları gönderiyoruz. Yani
Bizden değil, bunlardan. Kendi, hani siz gönderebiliyordunuz, gönderdiniz? Bu arada 13 diye bir algı yaratıldı. 13 falan değil. Zaten bunlardan 4-5 tanesi önceden gitmişti. 13'ü süslediler. Şimdi ne tartışılıyor? Dün de dahil her yerde. Bak o zaman bu operasyon yapılsaydı, bak bunlar olmazdı. Yok, operasyon falan değildi o. Operasyon Futbol Federasyonu ve birkaç kulübün kendilerini kurtarma operasyonuydu. Bak ben sana net söyleyeyim. İnkar eden varsa canlı yayında bağlansın. Kim bağlanmak istiyorsa. Türkiye Futbol Federasyonu bu belge duruyor. 20 Ekim 2021. Orada eğer Serdar Tatlı'nın dinledikleri öyle bir şey yoksa Serdar Tatlı'yı o güne hop gönderin. Çünkü onlar da biliyor öyle olduğunu. Daha sonra ne oldu? 13 hakemi gönderdiler. Ben demiyorum ki hepsi böyle ak süt, mak süt. Düzgün çocuklar vardır. Kötü hakemler vardır. Benim o zaman dediğimde sezonu bitirmeniz lazım diye. O zaman dediler ki var kayıtları dinlendi. Şimdi yaygar yapıyor, algı yapıyorlar ya. Yok o bilmem kimle takılıyor. Ya öyle bir şey olmuş olsa var ya. BBC'de izlerdik, BBC'de. Bak dünyanın her yerini yayarlardı. Bir şey bulamadılar altlarını. Hukuk kurulda dedi ki bir dakika ya. Savunmalı listede böyle bir şey yok dediler. Bütün mesele burada. 13 Mart'la alakası yok. 13 Mart gözünüzün önüne sokulanlar. Tekrar söylüyorum. Ve gündemdeki insanlar da o insanlar. Bak gündemdeki hakemler de birçoğu. O gün. O dört mü? Evet. Ha, ilk. Evet şey, o ilk 20. Dinlen. O zaman olsaydı böyle can dalıcı değildi bu. Aa diyeceklerdi bir dakika ya. Bir dakika diyeceklerdi. Şimdi gelelim. Bu olmadı. Bu olmayınca öbürü oldu. Onlar geri geldi. Peki Cüneyt Çakır madem çok kötüydü. Şimdi baş danışmanı Mehmet Büyükekşi'nin. Devamlılık önemli değil midir? E niye işi var orada? Madem çok kötü. Kötü insan vesaire gibi. Ekşi çocuklar var. Kaan Numan falan yönetiyorlar. Anladın mı? O fırsat kaçtı. Tren kaçtı. Ben hep boşuna söylemiyorum. Ki bugün mecbur kaldım. Bir de okuyorum ve çok tehlikeli boyutlara. Futbol, sivil toplum örgütlerinde, sivil toplumlarda önemli bir yeri tutar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın 60 milyon taraftarı var abi toplasa. İspanya Kralı'nın anlattığı gibi. Ha hoş, bunu seçimlerle birleştirmek çok doğru değil. Çünkü siyasette hangi partiyi tutarsanız tutun, kulüp takımı da insanların kırmızı çizgisidir. O yüzden bizim Mustafa abimiz hep der ki, din, siyaset, kulüp, kırmızı çizgilerle tartışmaya girmeyin der. Her zaman da aklımdadır. Geç de olsa öğrendik. Ama şimdi siyaset, şimdi hep böyle siyasete gidiyor her şey. Şimdi herkesin de cümlelerini doğru kullanması lazım.